Herkese yeni bir videodan daha merhabalar. Ben Ezgi, kanalıma hoş geldiniz. Muğla'nın son vlog günüyle sizinle birlikteyiz. Artık bugünümüz son günümüz. Yarın İstanbul'a dönüyoruz. O yüzden son günümüzü çok uzun olur mu olmaz mı bilmiyorum ama tatlı bir video yapmak istedim. O yüzden dedim ki neden bu anları da ölümsüzleştirmiyorsun? Saat 10 civarları falan Kel Kayas Beyciğimle Alex'e, yani Melisler'in köpeğine, işte tavuklarına, civcivlerine falan bir şeyler yedirdik. Ben işte Alex'in suyunu, mamasını değiştirdim ve Alex'ten bir tık korkuyorum arkadaşlar. Çünkü iri yarı bir köpek olduğu için ve çok hareketli bir köpek olduğu için bir tık ürkütüyordu beni. Ta ki bugüne kadar gitmeme bir gün kala Alex'le bir kaynaştık, inanamazsınız. Kamerayı almamışım yanıma. Az önce aşağıda onu yıkadım, mamasını, suyunu verdim falan. Çok tatlıydı. Köpeklere karşı korkuyorsanız ufak ufak böyle yanaşmanızı tavsiye ediyorum. Ben içgüdülerimi dinledim ve hiçbir şey olmadı. Şimdi kahvaltı hazırlığı için de Salih'le Melis, bize son günümüz olduğu için Salih dedi ki ben de size bir mıhlama yapayım dedi. Hiç de yememişsiniz madem dedi. Gitmeden bir de Rizeli'den mıhlama yiyin dedi. Tabii ki yerinde yemek lazım. Gerçek mısır unu, gerçek peyniriyle yemek lazım ama elimizdeki imkanlarla sağ olsun evi mis gibi kokutmuşlar arkadaşlar. Bakalım neler yapmışlar. Gelin birlikte izleyelim. Sıkı bir kahvaltı. Yola hazırız. Melis Hanım sıkı bir kahvaltı diyor. Önce temizlik. Önce temizlik imandan gelir diyor. Bunları ben alayım karşıya. Burada soframız temizleniyor. Günaydın Salih Beyciğim. Günaydın Ezgi Hanım. Merhabalar, nasılsınız? Merhabalar, iyiyim. Sen nasılsın? Sağ olun, teşekkür ederim. Sağlığınıza duacıyız. Amin cümlemize. Burada mıhlama partisi. Of, bir kokusu var şunun var. Evimiz gibi koktu arkadaşlar. İlk defa yiyeceğim. Ne diyorsunuz ki kahvaltıyı dışarıda yapalım? Nasıl bir şey çok merak ediyorum. Şimdi sizinle birlikte... Olur, yapar. O kadar merak ediyorsan yeme bence. Dadacağız. Neden ya? Şuna bakın ya. Üf. Bir şey nasıl bu kadar güzel kokabilir? Ben kokmuyor muyum güzel? Sen de güzel kokuyorsun ama ters ışık oldu. Tepkimizi yerken dadım tepkimizi çekelim, olur mu? Ondan sonra da bugün bir yerlere gideceğiz. Belki bir tükürtlü suya gideriz. Dün Kel Kayas gitmiş. Belediyenin bir yeri varmış burada. Gözlerimin makyajını tam çıkartamamışım zannedersem. Ben biliyorsunuz kötü kokuyor diye biraz istemedim gitmeyi malum. Belki su birlikte gideriz, bilemedim. Ay, saçlarımın rengi açılmış, baksanıza. Güzel bir renk. Akşam da şey yaparız, valizimizi falan toparlarız. Yarın sabah 8 gibi İstanbul yolcusu kalmasın. İstanbul'a gidince de pazar günü çok harika bir gün beni bekliyor arkadaşlar. Abimin Amerika'dan gelen arkadaşları var, yayıncı arkadaşları. Onlar bir tanıtım filmi çekmek istiyorlar benimle. Ben de onlarla bir vlog çekmek istiyorum sizler için. Amy ve eşinin adını hatırlamıyorum şu anda. Hadi yeter, çok vır vır ettim sabah sabah. Çenem düşmüş. Kahvaltıya çağrılıyorum. Gelin birlikte kahvaltı yapalım. Çok iyi lan. Pizzanın margaritası gibi. Ne? Bunun özelliği ne? Peyniri mi? Hem peyniri hem de... Salih, Rize'deki peynir böyle mi aynı? Nasıl farklı? Bak bu mesela peynir çok yumuşak bunlar. Kolit. Başka peynirli olmuyor yani. Koli. Ya evde yoksa kaşarla da yaklaştım. Günaydınlar. Dün bir şey oldu, bir muhabbet. Salih bir anda şey yaptı. Ay ben çok down oldum yaptı. Çok güzeldi. İyice desem var. Öf, bu ney be? Bundan var ya. Çanak yersin. Vallahi. Şu Alex'in kabı gibi. Rize'de falan her evde yapılıyor mu bilmiyorum. Trabzon'da farklı mı yapıyorlar? Trabzon'da daha çok şey yapılıyor. Kuymak. Kuymak. Kaymaktan yapılıyor. Sütü kaymağından. Yani böyle nasıl diyeyim sana, helva var ya helva. Aha. Hani o kıvamda şey düşün, kaymak mısır, yani peynir kullanmıyor. Ben bunun lezzetinden çaya geçemedim henüz. Fırtal abi, istersen doldurayım. Zortingen. Çiçeğim. Bu hiç iyi olmadı. Bir daha nerede yiyeceğim ya bundan? Yet o, yeter. Hadi havuzuna gidelim. Şimdi burada ileride havuz varmış. Bir de oraya bakacağız.
bir tık kokuyorum bu arada. Falan. Ne gibi kokuyor biliyor musunuz? Şey gibi, yumurta haşlarsınız pikniğe giderken ve o yumurta bozulur ya, soğuk. Bozuk bir haşlanmış yumurta. Kese banyosu, kalıcı parfümler. Bu gece öyle banyo yapacağız, durmamı gösteriyor. Çektim. Faydalarını da çektim. Durdurup oradan okuyabilirsiniz. Şimdi Melon'la Salih tuvalete gitti, onları bekliyoruz. Onlar da gelsin, gidelim havuza. Ondan sonra sarı germeye, denizde vedalaşmaca. Bugün normalde biz bu arada tekne turuna gidecektik. Böyle bir çok canımız istemedi falan. Sakin geçirelim, yarın da yola çıkacağız ya. Çok geç saatlere kadar da şey yapamayacağız. Yorucu bir aktiviteye girmek istemedik. Söylendik, kerkayaz tutturduk, kükürtlüsü diye. Bugün Melis az önce şey diyor, çok pişman oldum diyor dün eniştemle gelmediğime. Yani güzel, dediğim gibi beni tek rahatsız eden şey kokusu. Onun dışında bir sıkıntım yok. Annem için falan bayağı iyi olabilir burası. İnşallah bir gün onlarla da gelmek kısmet olur. Çünkü benim annemin beli kırık. 6 tane platin var belinde. Bundan yıllar önce ağaçtan düşmüştü. Hatta bunu derken bir eklem rahatsızlığı olan bir teyzecimiz geldi şu anda. Çekim yapamasam da. Yani bu tarz rahatsızlıklara özellikle iyi geldiği yazıyor zaten, okumuşsunuzdur. Havuz kısmına geldik şimdi. Böyle iki tane küçük havuz var. Genelde çocuklar giriyormuş. Şu kısma derinliğini bilmedikleri için tehlikeli dediler. Şimdi biz buraya gireceğiz. Böyle şeylerin içinden geliyor suyu işte. Çok temiz ya. Çok pahalı. Şey çok güzel. Doğanın ortası olmuş çok güzel. Gözü kesmedi şu an. Girsem mi diye düşünüyor. Emin olamadı. Kükürt show. Korkma, elim var altında. Korkma, elim var. Güzel Merkal'ın bir havuz sahnesi vardı ya. Mavi. Bir tokat yapıştı ve bayılıyor, düşüyor. Onu çeksen. Hadi onu çekin bize. Evde çiçekler. Açık yer. Tamam. Tamam, bırak karımı artık, yeter. Bırakırım artık, yeter. Yeter. Kamerama su atarım ha. Öldürdüm. Çantamın ön gözünü aç, hemen orada. Ön gözünü yoksa orta gözünü. Orta gözünü yoksa arabaya git, al gel. Öbür göz. Şakacı. Evet, herkes çamurlanıyor şu anda. Geliyor. Şey, içinde hiçbir şey yok. Krem gibi. Bak, bundan normalde kaç paraya satıyorlar biliyorsun yani. Alıp götürebilirsin istiyorsan bir şeye koyup. Şeyden daha iyi bu. Çok güzel. Merhaba arkadaşlar. Tanımayabilirsiniz, bu Melis Ateş. Tanımayanlar için ben Melis Ateş. Emin miyiz? Yani bilmiyorum, çok ağır bir kokusu var ve beni rahatsız ediyor. Heh, dur. Bir dakika. Oha, kayıtta mısın sen? Evet. Kamuflaj oluyorum arkadaşlar şu anda. Birazdan burnunun üstüne sür. Büyük bir savaşa gireceğiz. Oldu mu? Oldu. Oha, sırtımda yok ki benim hiç. Kurudu. Kurudu, evet. Dayanamadım arkadaşlar, sürdüm. Yani o kadar, kıvamı çok güzel gerçekten. Garnier'in kömürlü şeyine benziyor. Kil maskesine. Yumurta kokuyorum. Şöyle bir kapak katası. Güzel. Kuruyacak şimdi. Allah aşkına şunun haline bakın. Buralarında kalmış ya, sürseydin ya. Rambo. Çok komik. Salih'e de sürdü. Bir resim çekilelim ha. Tamam. Hazır mısın? Evet. Mükemmel bir atlayış. Balık adam ya. Aha, bir anda suyu çözüldü kömürü. Aa, gitti lan çamurlar. Oha. Hadi Salih sen de. Boşan haydi. Basın. Hadi aslanım. Sanki buraya atlayacağım. Bak hız alıyor. Of, göbeği yandı ya. Bak acıdan çıkamıyor. Yandı, göbeğin yandı. Acıdı değil mi? Ya şey yapayım.
Ben de... Ben de giriyorum. Ay korku filmi. Hadi girelim bizden. Arkadaşlar, ay çok pardon. Arkadaşlar biz Kükürtlüsü'den çıktık. Şimdi yemek yemeye geldik. Melis için bize yemek ısmarlamak istedi. Gönlünden kopmuş. Bize bir jest yaptı. Bizi kebapçıya getirdi. Bu da gömçürmece partisi. Siparişlerimizi verdik şimdi. Gelen mezelerle takılma keyfi. Mutsuz Melis pişman oldu. Ya enişte anahtarı versene, ben bir eve varıp gelsem. Cüzdanları unutmuşuz. Vallahi ya yok ki. Hatta beraber gidelim eve. Yolu bulamaz benim Rize'li sevgilim. Şu ne, cacık mı? Şey haydari değil, ne o? Böyle ne haydari şey. Aşkım, yoğurt işte, naneli yoğurt. Tamam, başka bir adı var. İşte. Pideciye gidiyoruz, onun önünden bir lavaş geliyor böyle. Çörek oklu falan, mezelerden bir sürü geliyor. Şey mi? Tek 7,5'tu. Kıymalı pide. Kuşbaşı kaşarlı ya, 15 lira mı ne veriyordu? Hani masayı bir donatıyor, 15 liraya iki kişi doyup kalkıyor. Düzen de aynıdır bence, Aydın'da. Arada bir böyle burnuma bir yumurta kokusu gelir. Yemek yedikten sonra denize gideceğiz. Denizde kendimi çitileyeceğim. Tat bakalım. Et sert. Lezzetli mi peki? He işte. Beğenmedim mi? Valla. Bunun üzerinden 4. Tatlar kaçtı ama. 2 saniyede. Yani. Kötü değil bu arada gerçekten. Şey daha iyi. Ters ışık, çok ters ışık. Alç olduğum için diyor. Beybiler biz şimdi Sarıgerme'ye geldik. Yemek yedikten sonra biliyorsunuz zaten su. Denize doğru gidiyoruz şimdi. Şöyle bir lavaboya girdik. Son artık saat şu an 4.30-5 civarları. Son bir kez daha denize girelim. Vedalaşalım. Keyifli dakikalar geçirmek üzere ilerliyoruz. Bu da küçük bir kız çocuğu. Bir tık mutsuz. Karnım ağrıdı. Karnı ağrımış. Yalan söylüyor. Biz gideceğiz diye mutsuz. Burada mı? Burada mı? Bir de derindeyse boynuzu beğenmiştim. Boy ver. Ben de giriyorum. Hadi sen de bana boy ver. Wow! Kum getir. Ben de aynısını yaptım biliyor musun? Hadi git de gelmiş. Balık var, tutayım mı? Hadi tut tabii ki, ben sana yedik. Aşkım, iskelenin altında o kadar çok balık var ki şu an. Hello everybody. Arkadaşlar biz eve geldik. Duş falan aldık. Şimdi ben bütün eşyalarımı buraya getirdim. Allah aşkına şuna bir baksanıza. Eşyalarım abi. Ben bu kadar eşyayla geldiğimi hatırlamıyorum. Ben de sayım için buradayım. Eksik yedik var mı? Evet. Böyle vallahi çok güzelmiş. Ortam oldu. Bakın Türk kahvesi makinesi falan almışım. Unutmuştum bunu. Melo'cum bana bardak almıştı. Bakın. Ölçü şeyleri falan var üstünde. Ama bunu makinede yıkamayacağım. Çünkü sanırım üstündeki şeyler siliniyor. Hiçbir şey olmadı. Burada bir çizgi var çünkü. Bunları sporcu sütyeni, spora belki gideriz diye boşu boşuna taşıdığım şeyler. Şimdi önce kalın kumaşlı olanları en alta katlayıp koyacağım. 40 TL'ye pazardan aldığım elbise. Pretty Little Thing'miş bu arada markası. Valla bunları yerleştirirken de azıcık isterseniz sohbet edelim. Ben çok memnun ayrılıyorum buradan arkadaşlarım. Valla keyifliydi. Couple couple, date'li date'li takıldık. Güzeldi bence. İstanbul'a gideceğim. İstanbul'da yanlış hatırlamıyorsam herhalde bir Eylül'ün 20'sine kadar falan İstanbul'da takılacağım. Herhangi bir sıkıntı çıkmazsa ailemin yanına gitmek istiyorum. Annemlerin yanına. Onları da bayağıdır görmüyorum. En son onların yanına da sanırım kıştı gittiğimde. Tabii ki orada da yine çok güzel videolar çekeceğim. Sizinle birlikte annem biliyorsunuz sağlıkçı sayılır.
anneciğim. Orada onunla çok güzel detokslar, çok güzel tarifler yapacağız. Zaten bu arada İstanbul'a gittiğimde şöyle 1-2 gün dinlenirim. Yine 30 gün zayıflama challenge serisine başlayacağım. İzlemediyseniz diğer videoları buradan da duyurmuş olayım. Bu arada bayağı hemen toparlandım. Valiz doldu arkadaşlar. Götüremediklerimi Melis'e bırakacağım. Koklayıp şey yapayım. Benim getirdiklerime bakın. Ama çoğunu da giydim bu arada. Yani şu Primark İstanbul'dayken almıştık Melis de ben de. İkimiz de hiç giymedik şunları. Ama bir şey söyleyeceğim. Bunu da giyeceğim ben ya. Önümüzdeki yaz bunu giymeyi hedefliyorum. Şimdiden hedeflerimin arasında bu da var. Çünkü göğüs kısmım şey olduğu için, iri olduğu için hoş durmuyor bende bu tarz şeyler. Biraz bu arada nezle gibi olduk. Çünkü İlker Kayas Bey buraya geldiğinde bir üşüttü, bir şeyler oldu. Saman nezlesi falan diye bizi kekledi ama yarın ben yolda bunları giyeceğim bu arada. Şu crop tişörtle tarçın rengi şortu giyeceğim. Rahatlar çünkü. Bana bir tane peçete versene Allah rızası için. Şu halime bak. Siz de umarım keyif almışsınızdır burada geçirdiğim zamanlar boyunca. Aylardır buradayım. Yani İstanbul'u biliyorsunuz. Genelde büyük şehirde yaşam klasik oluyor. Bir rutini oluyor insanın. Buralara geldiğimiz zaman işte güzel videolar çıkıyor. Ben de edit yaparken çok keyif alıyorum. Daha özenerek yapmaya çalışıyorum. Keşke Fethiye'ye gidebilseydik şunlardan. Şunların siyahını da almayı çok istemiştim ama internetten falan bir bakacağım. Fulla Moda, Trendyol'da da varmış sanırım. Melis söylemişti. Bakın bunu da Melis'ten çaldım arkadaşlar. Bayağı büyük bir şey. Dolaba koyup satacakmış bunu. Dedim ki ya. İyi vallahi iyi. Shein 3X large. Dedim ki kardeşim bunu ben çorlarım. Baksanıza şuna. Gece yatmalık. Çaldım kardeşim, helal et. Yani bilemiyorum. Sayım yapınca belli olacak. Sayım yapınca belli olacak. Şunları da boşu boşuna getirdim. Annemin bikini altı. Düşük bel. Düşük bel aşkım. Annemin lastikleri erimiş anneciğim. Bunları da ben H&M'den 2 sene önce almıştım. Bunlar da güzel, zebralı. Her zaman giydiğim bikini. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi toparlandım. Topladım ya, şaka bir yana biraz fazla terledim yine, klasik. Şimdi gideyim yatayım, sabah vedalaşırken görüşelim. Arkadaşlar günaydın. Biz kalktık, Kerkayas'ta kahvaltımızı yaptık. Her şeyi indirmişler aşağı. Ben de şurada birkaç eşya var. Son onları kontrol ediyorum şu an. Görüşürüz. Kendine iyi bak olur mu? Şöyle bir bakıyorum, bir şey unutmuş muyum diye. Yok. Herhangi bir şey unutmamışız görünüyor. Hadi gelin gidelim. Dişlerini fırçalayacaktık yakımız. Direkt çıkıp inmiş olması peki. Tepkisiz eleman. Hadi gel. Gel hadi gel. Yalan gözyaşlarını. Alev. Şey var mı isteyeyim? Ne? Niye ağlayayım? Biraz üzüldüm sana. Alex'i bağladı değil mi abi? Hayır. Abi Alex aldın mı sizi zindire? Tam koy. Hazırım abla. Bunun için bütün duygum kayboldu şu an. Özellikle. Tamam mı? Tamam. Ben gelirim haftaya. Haftaya gel. Tamam. Haftaya gel, sen de bir ay kal. Sonra ben bir hafta sonra bir daha ben geleyim. Bir an seni boşasın da kafalarını alırım. Sınırsız bir döngü. Biz tatile gideceğiz seni boşayın. Seni boşayın. Hadi görüşürüz. Çınar görüşürüz. Evet arkadaşlar, çıktık bir yola. Yolda giderken de
Bula Bula Kar uygulamasından iki kişiyi alacağız. Tarafa doğru ilerliyoruz. Bir yakıt alacağız. Videonun kapanışını burada yapayım isterseniz. Bizim için yolculuk başlıyor. Sizin de umarım severek izlediğiniz bir video olmuştur. Artık İstanbul'da, diğer vloglarda görüşürüz. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğenmeyi, hala olmadıysanız kanala abone olmayı ve beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Hepiniz... Beni de takip edin. Kerkayası da takip edin. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Öpüldünüz efendim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.